Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü 25 yıllık geçmişe sahip. Vakıf üniversiteleri içinde ilk mimarlık bölümü olma özelliğini taşıyor. Farklı alanlarla olan teması Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünü en güçlü kılan taraflardan birisi. Bildiğiniz gibi eğitimin içinde teorik ve uygulamaya dönük dersler ve eğitim modelleri de var. Bu noktada teorik dersleri, ana dersleri tam zamanlı uluslararası bir kadroyla yürütüyorken uygulamalı derslerde alanında yetkin, tanınmış, iyi ofislerin sahipleri olan mimarlarla da yürütüyoruz. Yani öğrencilerimiz aslında öğrenciyken hem mimarlık pratiğiyle hem de mimarlık teorisiyle tanışma olanağı sağlıyorlar. Üniversitemizin geçen yıl 25. yılıydı ve üniversitenin 25. yılında mimarlık öğrencilerinin Emre Aralat'la ve benimle birlikte yürüttükleri proje hayata geçiyor olacak. Bu bence çok heyecan verici. Mimarlık bölümünün eğitim dili %100 İngilizce. Mimarlık uluslararası bir meslek, evrensel bir meslek, evrensel tasarım ilkelerine hakim olmanız gereken bir meslek. Ve İngilizce, eğitimimizin İngilizce olması uluslararasılaşmayla ilgili. Öğrencilerimizin dünyanın her yerinde çalışabilmesi ya da yüksek lisans yapabilmesiyle ilgili çok önemli bir araç. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimleri içinde ders programlarının dışında çok sayıda mesleki ve tasarım odaklı çalışmaya katılmaya da olanak buluyorlar. Bizler Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak hem ulusal hem uluslararası pek çok sayıda çalıştay, seminer, konferans, onları bir adım öteye taşıyabilecek birçok sayıda teknolojik destekli ek programlar da sunuyoruz. Stajlarda onlara destek oluyoruz çünkü mimarlık pratiğinden gelen hocalarıyla daha öğrenciyken tanışma olanağı buluyorlar ve o hocaların ofislerinde staj yapma imkanına da sahip oluyorlar. Burası interaktif bir aslında mimarlık tartışma ortamı. Jüriler mimarlık ortamı eleştiri kültürüne dayalıdır. Öğrenci bizi, biz öğrenciyi, öğrenci öğrenciyi yani akranını eleştirerek projesini geliştirir. İşte burası da tam olarak bir açık kürsü. Biz aslında genç ve dinamik bir ekibiz. Bu bizi her zaman çağdaşlaşma yönünde yetkin kılıyor diyebilirim. Koruma, restorasyon, örneğin mimari teori ve mimari kuram, mimarlık tarihi, mimari tasarım gibi farklı kulvarlarda öğrencilerimiz dersler alıyorlar. Akademik kadromuz uluslararası bir akademik kadro. Kadromuzda İtalyan hocamız var. Yurt dışında yüksek lisans doktorasını tamamlamış hocalarımız var. Farklı üniversitelere gidiyorlar. Oradan bir takım kazanımlar alıp bölümümüze geri dönüyorlar. Erasmus'a giden ya da Erasmus hareketliliğiyle bölümümüze gelen öğrencilerimiz de var. Eğitim dilimizin İngilizce olması bu durumu çok destekliyor. Ve biz buna da aslında önem veriyoruz. Mimarlık ofisleri çok sayıda yazılım programı kullanıyorlar. Bizim öğrencilerimiz henüz öğrenciyken bütün bu yazılımlara hakimler. Biz yeni bir yazılım çıktığında hızla bunu ders programımıza ekliyoruz ve Yeditepe Üniversitesi mimarlık öğrencileri bir dış kaynak ya da dışarıda bir kursa vakit harcamadan bütün bu programlara öğrenciyken hakim olabiliyorlar. Mimarlık bölümü ulusal akreditasyona sahip bir bölüm. Hatta tekrar akreditasyonumuzu yenilemek için yine çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşaat mühendisliği gibi ya da mühendislik fakültesindeki farklı bölümlerde ya da üniversitemizin farklı fakültelerinin bölümlerinde çift anadal ya da yan dal yapabiliyorlar. Uluslararası çalıştaylar, öğrencilerimiz İtalya'ya gidiyor ya da bu yaz örneğin Amerika'dan bir öğretim üyesi gelecek ve burada bir çalıştay gerçekleşecek. Gerçek bir yapıyı öğrencilerimizle birlikte burada tasarlayıp bitireceğiz. İki grup yaz okulundan söz edebilirim. Birisi bahar döneminin devamı gibi olan yaz okulu. Yaz okulunda belirli dersleri açıyoruz. Ama buna ek olarak da öğrencilerimiz bazen yazın staj yapmayı tercih ediyorlar. Bazen de yaz döneminde bizim açtığımız çeşitli çağrılardaki workshoplara katılmayı tercih ediyorlar. Örneğin bu yaz bir Design and Build workshopu yapacağız. Bu Haziran ayında gerçekleşecek. Kampüsümüzde gerçek bir yapı inşa edecekler. Bir grup öğrencimiz yurt dışında
dışında yüksek lisans ya da doktora yapmaya gidiyor. Bir grup öğrencimiz hali hazırda burada başladığı staj yolculuğundaki ofiste birer meslek insanı olarak çalışmaya başlıyorlar. Ofis kuran, ofisleri olan öğrencilerimiz var. Biz mezunlarımızı yakından takip etmeye gayret ediyoruz. Bir harita hazırladık. Dünyanın neredeyse her yerinde Yeditepe Üniversitesi mimarlık öğrencileri. Mimarlık aslında bugün icra edilen bir meslek gibi gözükse de bir yapının ortalama ömrü 50 ile 70 yıl. Yani aslında siz bir parça geleceği öngörmeye çalışıyorsunuz ve aslında geleceğe dair bir şey üretmeye çalışıyorsunuz. Bence bu vizyonu destekleyecek her türlü entelektüel birikimi almaya gayret edin ve bir mimarlık öğrencisi olarak İstanbul'da olmanın keyfini çıkarmak lazım. İstanbul bu anlamda çok zengin bir kent. Bunu söyleyebilirim.